burası Hülya Sultan'ın yeri. Zaten ağada hemen benim solumda ilk geldiğimde buraya geliyor, Gürgen Çukuru dediğimiz yere geliyor 1500'lerin ortalarında. Burası da Muhli Baba. Muhli Baba'nın anlamı şu, yani o dönemlerde Hülya Sultan gerçekten hem psikolojik olarak hem de inansal olarak hem de dirensel olarak önemli bir isim. Bu Muhli Baba, Muhli öbür adı şu anda kullandığımız adı Çivi'dir. Şimdi hastalanan, karnı ağrıyan, baş ağrıyan, derdi olan, çocuğu olmayan, askere giden, yani aklınıza gelen bütün inanç mesela doğayla bütünleşmek adına inançlar olan, bir derdi olan geliyor buraya çivi çakıyor. Diyor ki bütün dertlerimi buraya mıhladım, yani çiviledim. Bu da şu, eğer adam buraya hasta olan gelen, dertleri buraya o çiviyi çaktıktan sonra, mıhı çaktıktan sonra düzelmişse kurbanı kesiyor, burada pişiriyor, lokmaları buradaki, bu adaki veya kolusunu, komşusunu, bu çevresini çağırıp derdinden kurtulduğu için lokmasını yedirip yoluna devam ediyor. Bize asırlardır böyle anlatıldı. Hem psikolojik olarak hem de doğa inancının hakim olduğu bu yerde Hülya Sultan bunların hepsini yapmış. Ne yapmış onun? Dermatoloji, dermatoloji, deri için, göz hastalıkları için, bel ağrıları için, yani kısacası insan vücudunda olan ne varsa hastalığına giden her yani yaylamızdan oğlumuza kadar, son çetirezimize kadar bunların hepsini insanların beyni yetişmiş. Örneğin sol çıkıyor topraklarına çıktığın zaman çetirez baba var. Çetirez babanın anlamı da şu, buradan aşağıya doğru yani Tokat, Sivas, başka batıya doğru giderken yolumuzu çetine rast getirme. Yolumuzu yolsuzdan uzak tut. Sevdiklerimize bir an önce kavuş, güle güle gidelim, güle güle gelelim ama çetine zora uğramadan sana niyaz olsun geri dönelim diye dualar edilir. İşte bu hürriyetlerden bir tanesi. Dert ortağının dertlerin çiğlendiği bir yer. Bugüne kadar böyle anlatıldı. Olanlar oldu mu? Yani ben tabii ki duydum, çok böyle hakikaten gelip kurtulan, kurbanı kesen bayağı insan duydum. Ama bunu ister psikolojik olarak düşün, ister doğa inancı olarak düşün, ister Alevi geleneklerinde genellikteki doğaya olan saygıdan olarak düşünün. Ama burası böyle asırlardır 400 küsur yıldır anlatılıyor, 500 küsur yıldır anlatılıyor. Bundan sonra da anlatılmaya devam edecek.